arkadaşlar, 10. sınıf İngilizce 2. dönem 2. hazırlık programımızda hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? İlk başta Subjects of Second Exam, yani 2. sınav konularına bakacağız. Unit 8, Unit 9, Unit 10, Digital Era, Modern Heroes and Heroines, Shopping konularına bakacağız. Ve What Do We Know'la da konuyu tekrar edeceğiz. Sonrasında süper tekstlerimiz var. Milletin makamının kazanmalarına uygun bir şekilde boşluk doldurmalar, Because So, But'lar, Have, Have'ler, Not Study'ler, aynı zamanda Folk Tale, Extraordinary, Didactic, Overcome gibi kelimeler, Typewriter, Dial Phone, Break Game gibi şeyler. Bir sürü sorumuz var. Neyse, daha fazla uzatmayalım. Hızlı bir şekilde hemen yazılı provamıza başlayalım. Sizler arkanıza yaslanın ve let's start diyoruz ve başlıyoruz. Birincisi, Unit 8'de, yani dijital era'da birincisi en önemlisi kelime bilgisi. Yani Milletin Bakanlığı gramerden ziyade kelime bilgisini soruyor. Peki hocam, biz kelimeleri nasıl ezberleyeceğiz? Sınavda çıkacak kelimeleri Unit 8, Unit 9, Unit 10. Bunların hepsini size Milletin Bakanlığı'na uygun bir şekilde hocanız veriyor. Bu kelimeleri çıkarıp küçük küçük kağıtlara sınavdan önce yazarsanız, ön tarafına İngilizcesini, arka tarafına Türkçesini yazarsanız, mesela diyelim ki atıyorum diyelim. Era 100 yıl demek, tamam mı? Era'yı yazdınız buraya, arkasına da 100 yıl yazdınız, tamam mı? Dijital çağ demek yani. Şimdi siz bu kelimeyi eğer sınıfta görürseniz aklınıza kalmaz kolay kolay. Çok deha değilseniz. Geldiğiniz evde masada görürseniz kolay kolay aklınıza kalmaz. Çünkü hep aynı yerde görüyorsunuz. Bu kelimeyle alakalı bir bağlantı oluşturamıyorsunuz. Ama bu kelimeleri veya buna benzer kelimeleri yanınıza küçük kartlar taşıyaraktan veyahut da yanınızdaki defteri çalıp taşıyaraktan, fark etmez, farklı farklı mekanlarda görürseniz zihninizde çok iyi bir şekilde kalır ve en az 50 kelimeyi günde hiç ders çalışmadan sadece yanınıza gezerken bakaraktan hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Ve bütün kelimeleri bildiğiniz için de sınavdan rahatlıkla 100 alabilirsiniz. Şimdi burada Unit 8'de Stating Personal Opinions in Everyday Conversations. Yani günlük hayattaki duygularımızı dile getirirken I think, bence veyahut da in my opinion, benim fikrime göre veyahut da in my view gibi ifadelerle biz cümlelere başlıyoruz. Unit 9 Expressing Wishes'de ise burada Modern Heroes ve Heroines, yani Talking About Imaginary Situations Expressing Wishes. Burada if clause var. Yani second clause. If I were you. Eğer seninle olsaydım I wish bunu yapmak isterdim. Veyahut da if I won the lottery. Yani piyangoyu kazansaydım. Hani biz diyoruz ya, bizde koşul cümleleri nasıl? İşte çalışırsam kazanırım. Piyango çıkarsa bunu yaparım. İngilizler ise hayal kurdukları zaman piyango çıksaydı, senin yerinde olsaydım diyorlar. Yani burada verb 2 kullanıyorlar. Verb 2 ve sonrasında would ya da wish gelebiliyor. Unit 10'de ise shopping ve making comparisons'ı görüyoruz. Burada sıfatları karşılaştırıyoruz. Nasıl oluyor mesela? Mesela uzun tall demek, tamam mı? Veyahut da pahalı expensive demek. Şimdi burada mantığımız şu. Tall daha uzun dediğimiz zaman tall yanına taller diye, taller than diyeceğiz tabii. R2 getiriyoruz. Ama uzun sıfatlarda expensive'in yanına R getirmiyoruz. Bu sefer yanına more getiriyoruz. More expensive diyoruz. Yani mantığımız şu. Şöyle gösterelim. Şöyle yapalım. Şimdi burası adjective, tamam, sıfatımız. Burası comparative, yani daha olan. Buraya Türkçesini yazıyorum, daha. Şurası da superlative, yani en olan. Mantığımız şu. Diyelim ki, ne diyelim? Az önceki örneği bir daha yazıyorum. Tall, uzun demek. Taller, daha uzun. Burada da the tallest diyoruz. Bakın, taller, R2 geliyor. Burada ise the tallest diyoruz. Buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Mesela başka bir sıfat söyleyelim. Young, genç demek, öyle değil mi? Young, buraya bir daha yazıyorum. Buraya bir daha yazıyorum. Burada daha genç dediğimizde younger diyoruz. Younger'den. Burada ise the youngest dememiz gerekiyor. Bunlar kısa sıfatlarda. Old, older, the oldest. Bak, the'yi unutmayın. Bunu sınavda unuttuğunuz zaman hoca kızacak. Uzun sıfatlarda ise mesela diyelim ki beautiful. Beautiful güzel demek ya. Burada beautifuler demiyoruz. Önüne ne gelecek? More gelecek. More beautiful oluyor. Superlatif kısmında ise yine beautiful yazıyoruz. Sonra s gelmiyor bu sefer. The, bak the'yi unutmuyoruz. The most beautiful. Hocam the'yi niye unutmuyoruz? Çünkü en o, en. Bak burada den var. Mesela taller den. Ondan daha uzundur. Ondan daha gençtir. Ondan daha güzeldir diyorsan burada en olduğu için daha güzel kullanmak gerekiyor. Yani tallest den demene gerek yok. Yani herkesten daha uzun, herkesten daha güzel olduğu için bunu böyle kullanabiliyoruz. Şimdi hemen sorularımıza başlayalım. Right, true or false? Read the text. Most people talk about imaginary things or situations often in everyday life. They
utter sentences like if I had money I would buy a villa, a sports car, etc. A modern hero, Elon Musk, has them all. Bak şimdi burada Türkçe okuyalım ki anlayın tabii ki. Birçok insan hayali şeyler veya durumlar hakkında konuşur sık sık her gün günlük yaşamında. Şu tarz cümleler kurarlar. They use some sentences like mesela if I had money çok param olsaydı bir villa alırdım, bir araba, spor araba alırdım gibi. Modern bir kahraman olan Elon Musk hepsine sahip. He did not inherit a fortune to get what he has. Bir miras bırakmıyor bir şeye, nedir onu, hazine bırakmıyor kendisinden sonraya. He just pursued his dreams. Sadece hayallerini takip ediyor. Even he was a child, hatta çocukken in 1984'te he wrote and sold a video game. Yazdı ve sattı bir video oyunu. Each time he earned money, her para kazandığı zaman he invested in new projects, yeni projelere yatırım yaptı. And now he is the owner of a fortune. Şu anda büyük bir hazinenin sahibi. Büyük bir servetin sahibi. However, fakat this doesn't stop him. Fakat bu onu hala durdurmuyor. Most ordinary people say, birçok sıradan insan diyor ki, if I had the chance, şansa sahip olsaydım, I would make the earth a green place. Dünyayı yeşil bir yer yapardım. Must think so. Must da böyle düşünüyor. But unlike most, fakat çoğunluğun tersine, he makes effort to do it. Bunu yapmak için bir efor, bir enerji sarf ediyor. He doesn't let the river run. Nehrin akmasına izin vermiyor boş boş bir şekilde yani. Yani öyle aman zaman geçsin gitsin demiyor. He works day and night, gece gündüz çalışıyor. And he has his environment. Yani kendi çevresini environment friend project, çevre dostu projelerini yapıyor. The electric car, elektrikli araba. For the sake of this. Mesela bunun için. He also has other mega projects with eco-friendly purposes. Aynı zamanda diğer mega projelere sahip çevre dostu amaçlarla. Şimdi bunun amaç kelimesi olduğunu bilmeseniz veya eco-friendly çevre dostu olduğunu bilmeseniz birçok şeyi kaçırırsınız. Şimdi Elon Musk has a rich family falls. Kendisi sıfırdan başlayıp zengin olmuştu. Yani zengin bir ailesi yok. He bought a video game to reach his dreams. Hayallerine ulaşmak için bir video game satın aldı. Hayır. Onu kurdu ve kendisi sattı. Ordinary people usually go after their dreams. Sıradan insanlar hep hayallerinin peşinden gider. Hayır. Onlar sadece para kazanıp ev alıp yatayım der. Alan makes an effort to reach his dreams. Alan hayallerine ulaşmak için bir efor sarf ediyor. Doğru. He also has eco-friendly projects and purposes. O aynı zamanda çevre dostu projeleri ve amaçlara sahip. Bu da yine doğru. Fill in the blanks with because, so, but. Because çünkü demekti. Bunu hatırlıyorsunuz zaten arkadaşlar. So bu yüzden demekti. But ise ama, fakat demekti. She couldn't sleep. Uyuyamadı. Because there was a party next door. Çünkü yan kapıda parti vardı. It was very cold. Çok soğuktu. So bu yüzden he put on his warmest clothes. O yüzden en sıcak kıyafetine giydim. My husband is usually on time. Benim kocam hep tam zamanı gelir. But, fakat, tonight he arrived half an hour late. Bugün 1.5 saat geç kaldı. Vay vay vay, nerede acaba? They didn't have any money. Hiç paraları yok. So, bu yüzden they couldn't go to a restaurant. Bu yüzden restorana gidemediler. Şimdi, put the verbs in the breakfast correct tense. Doğru zamanlarda, doğru kullanımlarda cümleleri koyun diyor. If you were a real hero, gerçek bir kahraman olsaydın, you would have, bak will have değil, you would have superpower. Süper güçlerin olurdu. I wish I had more time to carry out the project. Projeyi yapabileceğim çok uzun zamanım olmasını isterdim. But, fakat, unfortunately, ne yazık ki I don't have, sahip değilim. If you go to the gym regularly, eğer jimnazyuma, spor merkezine düzenli gidersen, you will lose weight. Yani burada mantığımız şu. Bu first condition, bu second condition. Bak. Burada if'ten sonra verb 1 geliyor. Sonra da will geliyor. Burada ise if'ten sonra verb 2 geliyor. Sonra would geliyor. Bak. Were, would. Go, will. Peki arasındaki fark ne hocam? If'ten sonra verb 1 ve will gelirse bu şey anlamına geliyor. Yani olabilecek şeyler yani. Spor salonuna gidersen kilo kaybedersin. Bu belli yani. Ama bu hayali şeyler. Burada imagination var. Hayal var. Yani senin yerinde olsaydım, piyangoyu kazansaydım, gerçek bir süper kahraman olsaydım gibi. Mesela
If I were you, senin yerinde olsaydım, bak if'ten sonra verb 2 geldi. I would, sonra da would geldi. Read this note. Senin yerinde olsaydım roman okurdum ama senin yerine olamam ki, kimse kimsenin yerine geçemez. If she doesn't study, çalışmazsa, bak bu bir hayal değil, olabilecek bir şey. She won't pass the exam, bak. Doesn't study, verb 1, won't, will, yani will'in olumsuzu, will not demek. She won't pass the exam, çok basit. Eğer çalışmazsa sınavı geçemez. Bu bir hayal değil, bu gerçekçi bir şey. Bu ise bir hayali bir şey. Şu hayali bir şey. Match the words with their meanings. Folktale, extraordinary didactic overcome. Direkt bir kelime bilgisi soru olmuş. Folktale, traditional, geleneksel hikaye demek. Yani halk hikayesi. Folk zaten halk demek İngilizce'de. Extraordinary sıra dışı demek. Yani very unusual. Yani çok sıra dışı. O zaman bu D. Didactic öğretici demek. Designed to teach something. Bir şey öğretmek için dizayn edilmiş. Overcome ise tabii ki to get over, to cope with. Yani bir şeyin üstesinden gelmek demek. Match the words with the pictures. Walkman. Tabii artık Walkman diye bir şey kalmadı. Bu iki. Dial phone, telefon. Tabii ki buradaki ne oluyor? Üç, yani çevirmeli telefon. Şunu nasıl yapalım? Bir dakika şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Bir dakika. Şimdi bu Brick Game, Tetris oyunu. Bunu Brick Game'i şöyle biri şuraya yazalım. Bu Dactylo, Typewriter. Bunu buraya yazalım. Bir dakika kafam karıştı. Şuraya 4 yazalım. 4 buraya B yazarsam bir anlamı kalmaz. O zaman 1, 2, bu da Dial Phone. 3 olmuş oluyor. Bu da bu. Tamamdır. Circle the correct option. I think, bence Monday is the worst day of the week. Pazartesi, bak, is worse deseydi, worse than bir şey demesi lazımdı. Çünkü bad, worse, the worst oluyor. The worst en olduğu için than kullanmana gerek yok. Ama burada worse than diye kullanman gerekiyor. Than kullanmadığı için bu the worst olmuş oluyor. Niye? Pazartesi haftanın en kötü günü olmuş oluyor. Cycles are, bak than var, o zaman the safest diyemezsin. Cycles are, bisikletler are safer than motorbikes. Niye? Bisikletler daha güvendir demek istiyor. Bak, than olduğu zaman safer. The safest olduğu zaman than kullanılmaz. This is nokta nokta movie I have ever seen. Şimdiye kadar gördüğüm en ilginç film, en heyecan verici film demesi lazım. Than de olmadığı için the most exciting doğru cevabımız. A leaf is lighter than a rock. Bak burada than var, o zaman the lightest olmaz, lighter olması lazım. Bir yaprak bir kayadan daha hafiftir diyoruz. Mantığımız son derece net bir şekilde belli oldu. O zaman hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diyorum. Hatta başarılar demeyeyim de şöyle direkt good luck diyelim arkadaşlar. Good luck diyorum ve ardından da bu gözleri yapıyorum. Görüşmek üzere.